Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gül, sizi böyle kahvelerimle karşılıyorum. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı, artık bu hatır 80 yıla çıktı. Son gelen zamlardan sonra diyorum. Kahvemi içerken sizle şöyle menekşelerimle biraz muhabbet edelim dedim. Evet, bugün ne yapıyoruz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hemen bunu da göstermek istiyorum. Bu dün akşam bir takipçimden geldi bana köyden. Bir maşallahınızı alırım kızlar. Maşallah maşallah Sübhanallah. Buradan Alev Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan kendisi çiçekleri yetiştirdiğimi, çiçekleri sevdiğimi bildiği için bunu bana göndermiş. Dün aldım. Bugün ne yapıyoruz? Hemen böyle fazla lafı uzatmadan çiçeklerimizi kış boyu nasıl daha güzel coşturabiliriz, nasıl güzel daha çiçek açtırabiliriz? Size sarımsak suyunu söylemiştim, göstermiştim. Sarımsak suyunu verdikten sonra çiçeklerdeki sonucu da göstermiştim. Çok güzel canlandılar, yeni yeni yavrular vermeye başladılar. Ben ne yaptım? Bu arada şuradan bir minik menekşemi de göstermek istiyorum. Yavru menekşemi burada tutmuş. Küçük saksıya dikmiştim. Ben dibinden sulamıyorum. Böyle hemen kabın içinde bunun içine suyunu koyuyorum. Buradan böyle çekiyor. Bu da diğeri. Hemen buraya 3 yaprak koymuştum. Bunlar da tutmuşlar. Bu şekilde yavaş yavaş çoğaltıyorum menekşelerimi. Şunlardan yine baya bir fide ayırdım. Bakın size de göstereyim. Biraz böyle böyle soda şişesine koydum. Büyük yaprakları özellikle menekşenin büyük yapraklarını aldım böyle. Birini de bu şekilde yaptım. Bunu da bir çiçek sever arkadaşım gösterdi. O böyle yetiştiriyormuş menekşelerini. Fide bu şekilde yapıyormuş. Peçeteye sararak emme usulü. Peçeteden suyu emerek besleniyor menekşemiz. Bu şekilde büyüyor, çilleniyor, dikiyoruz. Bir de bunun farklı bir yöntemle dikimi var. Daha çabuk bitmesi için, daha çabuk tutması için. Onun için de size özel bir video çekeceğim. Onu da nasıl olduğunu size anlatacağım tek tek. Evet, uzun lafın kısası gelelim asıl meselemize. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bu güzelliklerime ve birçok çiçeğimize sarımsak kullanacağız. Evet, sarımsağın suyunu verdik bunlara. Bu sefer direkt sarımsak koyacağım diplerine. Hem böceklenmeyi önlüyor, sineklenmeyi önlüyor. Hem de çiçeğimizin daha çok coşmasına, daha güzel çiçek açmasına sebep oluyor. O zaman hemen bir tane böyle her çiçeğimizin dibine birer tane saplıyoruz. Yani sarımsak suyuyla uğraşamam ben diyenler için böyle kolay bir yöntem. Hepsine böyle birer tane. Benim sarımsaklarım büyüktü. Ortadan ikiye kestim. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Birer tane saplıyorum. Menekşelerimizi suladıkça, çiçeklerimizi suladıkça otomatikman sarımsaklı su vermiş oluyoruz. Hemen şuraya da şöyle ekliyorum bir tane. Şifa olsun kızlarıma. Şifa olsun aşklarıma. Bir maşallahınızı alırım. Başında da alırım, sonunda da alırım. Çünkü birkaç tane çiçeğim bugün elimde kaldı. Nazar olmuş kızlarım. Çok üzüldüm. O yüzden sizden ricam ne olur bir maşallah deyin kızlar. Hemen şunu da şöyle sapladım. Sana da vereyim mi prenses? Küçük kızım. Sana da verelim şöyle küçücük. Sen de büyü büyü kocaman ol. Tamam mı aşkım? Evet canlar, bugünlük benden bu kadar diyorum. Videoma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun, iyi ki varsınız, çiçekli günler.